Boyun fıtığının sebepleri bel fıtığından farklıdır. Boyun fıtığındaki en büyük etken başımızla gövdemiz arasında son derece hareketli bir ve dinamik bir yapının olmasıdır. Bunun avantajı nedir? Çok hareket ederiz. Ancak hareket arttıkça diskin üstündeki yük miktarı artar. Boyunda, yani bir yan durduğumuz zaman herkes dikkat eder. Boyunda içe doğru bir eğrilik vardır. Bu boyunun dengeli durmasındaki ve korunması gereken en önemli faktördür. Bu dengeyi bozmaya başladığımız zaman, yani boyun yandan baktığımız zaman boyunun içeri, sırtın dışarı doğru olan dengesini bozmaya başladığımız zaman boyun öne doğru gider. Öne doğru gittiği zaman o C şeklindeki eğrilik tam tersi şeklinde, C şeklinde boynun öne doğru gitmesini yaratır. Bu omurganın dengesini bozduğu için disk üstündeki yüklenmeyi kontrolsüz olarak arttırır. Hareket de kontrolsüzleştiği zaman, o zaman bu yükü absorbe etmek, emmekle yükümlü olan diskler kalitesini yitirir, dejenere olmaya başlar ve ani bir hareketle, yani sağa sola dönmekle, başımızı kötü pozisyonda tutmakla veya kronik etkiyle, yani yavaş yavaş mikro makro travmalarla gelişerekten bir gün bakarız ki boyun ağrımız sonucunda kol ağrımız aniden artmış veya kolumuzda elimizde güçsüzlük gelişmiş.